Açta Pekan Japonca söylemiş. İlk duyduğumda saçmalamayın ya dedim. Açta Pekkan niye Japonca söylesin? <laughs> Kitaba Çince söyleyen Sezen Aksu koymaktan hiç imtina etmedim. Açta hanım davaları kaybetti ama biz güzel bir kitap kazandık. <laughs> Sağ ol eksik olma ya. Yöner ile plak sohbetlerine hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz Türk popüler müziğinin hafızası olarak kabul ettiğim değerli kalem kıymetli abim Naim Dilmeler. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Estağfurullah. Abi ben seni 1984 yılında Gençlik ve Toplum Dergisi'ne verdiğin ki ben yıllar sonra gördüm bunu tabii ama bir ilanla hatırlıyorum. O ilanın içeriği neydi? Ajda Pekkan hayranıyım. Çok koyu bir hayranıyım. Ama yine de o dönemler e, benim öğrencilik zamanlarımda ya da işe ilk başladığım zamanlarda hemen hemen her 45'liğini almaya fırsat, vakit ya da para bulamamıştım. Dolayısıyla aradan yıllar geçtikten sonra ve kendi işimi kurunca ki kendi işimi 80'lerin başında kurdum. Cebe biraz fazladan para girmeyince a dedim artık eksiklerimi tamamlayayım. Ama öyle bir noktaya da gelmiştik ki memlekette artık plak diye bir şey kalmamıştı. Yani Dükkanlara gidip hani LP ya da 45'lik almak için böyle bir imkan ya da fırsat yoktu. Dolayısıyla nasıl bir imkan vardı? İlanlarla. Yani birileri daha ve satın almıştır bu plakları. Şimdi belki elinden çıkartmak istiyordur ya da o şarkıcıdan vazgeçmiştir, değiştirmek istiyordur filan. Bu yüzden ücretsiz ilan var diye dergide oraya ilan verdim ve Pekkan'ın 45'liklerini ya da plaklarını aradığımı söyledim. Nitekim birkaç şeyde buldum. Hatta bir tanesi en sevdiklerimden Üç Kalp adlı plaktı de vardı ama çok çizik çizikti çünkü belki de bugüne kadar en fazla dinlediğim 45'lik odur. Ajda Pekka'nın en fazla dinlediğim 45'liği. Dolayısıyla işe yarayan bir ilan olmuştu. <laughs> 80'li yıllarda plak arayıp bulmakla 90'lı yıllarda plak arayıp bulmak arasında nasıl bir fark vardı? Çünkü 90'lı yıllarda herkes CD'ye başladığında Plaklarını adeta evden kovmuştu. Ama yine de şöyle e, Murat, e, doğru insanlar plakların yerine CD koymaya başlamışlardı. Değiştirme diyorlardı buna. E, koleksiyon piyasasında zaten ancak böyle format geçişleriyle de canlanabiliyor, coşabiliyor filan. Ama her şeyin elbisinde basmıyordu artık müzik endüstrisi. Bu nedenle de LP bulmak zorlaşmıştı. Yani sadece biz artık LP almıyoruz, CD alıyoruz diye değil. Ama aynı zamanda basılan LP sayıları da azalmıştı. Nitekim benden iyi bilirsin ben LP piyasasını eskisi kadar yakından takip etmiyorum. Ama mesela şöyle ilanlar geliyor mail kutuma. İlk defa LP formatında ama bakıyorsun ki albümün kendisi 90'ların ilk yarısından. Demek ki 90'ların ilk yarısında da artık albümler LP formatında basılmıyormuş. Yurt Bilgiğim dışında bile. E... Türkiye'de zaten basılmıyordu da. Tabii 92 yılında son fabrika kapandı burada. 92'den evet, sonra basılmadı plak. E, Evet. Ama yurt dışında da öyle. Bazen LP formatı hiç basılmamış. En önemli grupların, en popüler grupların bile ve şimdi artık LP rüzgarı nedeniyle e, ilk defa LP formatında diye de ilanları çıkmaya başladı. Oldukça önemli popüler grup ya da şarkıcıların. E, 92 ile 2002 arası o 10 yıllık döneme biz e, plak severler kara delik diyoruz. Bazı albümlerin hiçbir şekilde longu basılmadı. Çok özel olarak basılanlar da bütün dünya için 500 tane ya da 1000 tane basılanlar var. Onlar şimdi tabii el yakıyorlar, çok değerliler. Zaten çıktıkları anda pahalı oluyor, oluyorlardı. Bunlar dolayısıyla parası sınırsız olmayanların yanlarına yanaşıp da alabilecekleri gibi değillerdi. evet ee, Peki abi... E... Yani e, memleketin sayılı e, bazı kulvarlardaki e, koleksiyoncularından birisin. Koleksiyon tamamlandı mı? Hala aradığın var mı? Bence tamamlandı. Çünkü çok obsesif biri olmama rağmen belli bir noktadan sonra yeni obsesyonlar edinmedim. İnan bana e, bazen yeni bir şehre gitmekten e, ürkerim. Bazen yeni bir şey keşfetmekten ürkerim. Neden ürkerim? Yine obsesyon yapacaksın ve o şehre defalarca gitmek isteyeceksin gibi. Ya da gittiğim şehirde bir kafeye tutulmuşsam. Eyvah Naim yandın. Sen bundan sonra hep bu kafeye gelmek isteyeceksin gibi. <laughs> Koleksiyon işinde de öyle. Yeni bir şarkıcı tanıyıp sevdin mi? Grup ya da şarkıcı. Eyvah diyorum oğlum yandın. Bundan sonra bunun peşindesin. Ne yaparsa alacaksın diye. Ee, Allah'tan böyle yeni obsesyonlarım olmadı. Bir de seni şaşırtmak pahasına söyleyeceğim. Dijital müzik hastası oldum. Aa, Ciddi söylüyorum. Dijital müzik hastası oldum. İnsanlar LP'den sonra CD gelince CD'ye transfer ettiler ya koleksiyonlarına. Ben bir e, iki yıldır bütün koleksiyonumu şeye çeviriyorum. Dijital. Şeyin kendisini ama plakları koyup, tutuyorsun tabii. Tutuyorum. Diskleri de tutuyorum. Kompakt diskleri. Plak koyayım, CD koyayım. Bunları iTunes'a ya da şuraya buraya atayım diye değil. Direkt dijital platformlardan satın alıyorum alıyorum ve e, koyuyorum. Öyle biriktiriyorum. Ve kendi kendime diyorum ki ha daldan dala atlamış gibi olacağım ama benim gibi ya da bizim gibi koleksiyoncular için en büyük mesele yer darlığı, yer yokluğu. Tamam ettim onu. Ben son 10 yıldır 15 yıldır eğer bir kutu ben kutu da çok seven biriktiren biriyim. Eğer o kutu böyle 12 inç ebatlarında falan basılmışsa ben uzak duruyorum. Yerim yok kardeşim koyamam diyorum. Yine büyük büyük kutuları almaktan çekiniyorum artık. Yerim yok. Gerçekten yok. Ama dijital müzik öyle değil. Ne bileyim 5-10 terabaytlık ekstra bir taşınabilir hard disk işini uzun bir zaman için çözebiliyor. Ben şimdi o aşamadayım. Dijital müziği satın alıyorum. Bir de şunu keşfettim Murat. Ee, belki de 70 yaşına yaklaşmış olmanın şeyi, 68 yaşındayım. Ee, mesela likür hastasıyım bildiğim kadarıyla. Sen de öylesin evet. başımızın tacı. Ben bazen böyle özlüyorum. Likürün her şeyini başından sonuna dinleyeceğim diyorum. Ya da yine çok taptığım bir isim Aris Aleksiyon'un. Başından sonuna her şeyini dinleyeceğim. Fakat normal koleksiyonda her şeyini başından sonuna dinlemem için bütün koleksiyonumu yere indirmem lazım. LP'leri ayrı yerden çekeceğim, diskleri ayrı yerden çekeceğim, varsa kasetleri ayrı çekeceğim. Karma albümlerdeki şarkıları ayrı çekeceğim. Bak bunları hatırlamakla kalmayacağım. Hatırlıyorum çok şükür. Ama aynı zamanda yerlere indireceğim. Dijital müzikte de öyle değil Murat. Dijital müzikte dükürün bütün dijital formattaki şeylerin telefonuna indir. Ya da bir USB'ye kaydet, tak ya da telefonu aç dinle. Sonsuz bir biçimde bir şey değiştirmen gerekmiyor. Aç kapa yapmanı gerekmiyor. İnanılmaz bir dinleme kolaylığı. Ben bunu keşfettikten sonra eski dinleyiciliğimi e, ciddiye almamaya başladım. Çünkü sürekli olarak kalk, tak, çıkar, çevir vesaireden inan o şey bozuluyor. Dinleme eylemi bozuluyor. Araya bir şey giriyor. Dijitalde öyle olmuyor. Dijitalde, dijitalde kesintisiz. Çok iyi anlıyorum. Evinde 11 bin plak e, bulunan birisi olarak çok iyi anlıyorum. E, benzer zorlukları ben de yaşıyorum. E, anlattığın şey abi ben de uygulamaya aslında e, birkaç kere teşebbüs ettim ama gönlüm el vermedi. Yine elim gitti gitti. O döndüre döndüre o plakları e, yani oradaki ruh bir başka olduğu için. O kesin. Belki senin için şöyle bir riski de vardı abi. Ee, o plakları çıkarıp indirip dinlersem yeni bir takıntıya sahip olacağım. Bir şeylerin peşinden koşturacağım. O da var. <laughs> o da var. Ya da çizilecek plak belki. Belki yine eskili tekrar değiştireceksin. Bir de masraflı bir iş biliyorsun LP dinlemek. Long play dinlemek masraflı bir iş. Ee, i̇ğne değiştir, bilmem ne yap. Tanıdığım koleksiyonerlerin bir kısmı e, plak dinlemiyor. E, tam da dediğin nedenlerden dolayı. Çünkü her dinleyişte plak kondisyonu düşüyor. Ve her kabından çıkarttığında çizilme riski e, taşıyor. Hı hı. Ayrıca değeri düşüyor ikinci el piyasada. Tabii, tabii. Şimdi takın ki demişken e, abi senin akla gelen ilk e, hayranlık Ajda Pekkan. Hayranlı. Sen 2007 yılında bir kitap da yazdın Ajda Pekkan'la ilgili ama Ajda Pekkan'la ilgili e, sonradan e, sanırım bir poleminiz oldu bu kitap nedeniyle. O neden kaynaklandı ve nasıl sonuçlandı? Şöyle e, bir Ajda Pekkan hayranı olarak inan kitabını yazma isteğim e, Ajda Pekkan'ı sevenler ya da sevecekler ya da ileride keşfedecekler için e, onları şeyden kurtarmaktı kütüphanelerden, gazetelerin arasında arayacakları haberlerden vesaireden vesaireden kurtarıp her şeyi bir kitapta bir araya toplamaktı. Bunu yaptım. Ben kitabımdan çok memnunum. İşin tuhafı Ajda Pekkan da memnundu. Çünkü tahmin edebileceğin gibi e, Ajda Pekkan'la aramız çok iyiydi o dönemlerden. ona konser repertuarlarında yardımcı olurdum. Diğer konularda fikrimi alırdı. Bu beni de mutlu ederdi. Bir süperstar sonuçta o. ...onu da mutlu ederdi... ...nitekim e, kitabı bitirdikten sonra... ...gönderiyorum size dedim... E, ...bakın dedim... ...ben yine bir araştırmacı olarak... E, ...fazla da anlam yüklemediğim bazı şeyleri de... ...ayrıntılı olarak almış olabilirim... ...ama ben... ...bu kitap öncelikle sizi mutlu etsin isterim... ...dolayısıyla... ...nereyi çıkarmamı istiyorsanız... ...söyleyin çıkarayım... ...nitekim istemediği yerleri... ...çizdi, işaretledi... ...ne olduklarını söylemeyeceğim elbette... Ve attım onları. Süper dedi. Ben buna da bir ön söz yazarım artık dedi. Yani çok mutlu olurum dedim. Ondan sonra e, kitap baskıya gitti Everest'te. E, kapağı hazırladı Utku loğumlu. Kapağı gönderdim kendisine. E, Kapak güzel dedi. Peki ön söz dedim. Ön sözden evvel bir şey konuşmalıyız dedi. Kitabın telif gelirlerini paylaşmalıyız. Bu benim hayatım. Kitabın telif gelirlerini paylaşmalıyız. Ben de dedim ki çok sinirlendim. Çünkü kitabın telif gelirlerinden ne gelecek Murat gelmezsin. biliyorsun. gelmez. Şimdi aklımda kalmadı. Ama o zaman bile çok da dikkate değer bir rakam almadım. Kitapların telifi belli. Kaldı ki e, benim gibi hani müzik eleştirmeni vesaire gibi çok satmayan yazarların da aldığı telif yüzdesi de düşük ayrıca. Sanırım işin bu kısmını Ajda'nın pek bilmiyor. Yani teliften öyle bir şey gelmediğini. Bilmiyor olabilir. Evet. Bilmiyor olabilir. Ee, hayır vermem dedim Ajda Hanım. Siz kitabıma tek satırla olsa bir katkıda bulunmadınız. Ama bu benim hayatım dedi. Evet sizin hayatınız. Ama ben size danışmadan da bunu yazabilirdim. Çünkü kabusal alandaki ünlü kişiler için böyle kitaplar yazılabiliyor ve bu yasaldır. Ben sizi dava ederim dedi. Etti. Üç dava açtılar. Bir toplatma davası. Bir eee manevi tazminat, bir de telif hakkının telif hakkının paylaşılması, üçünü de kaybetti, üçünü de kaybetti. Neyse ki e, bu davalara bakan insanlar ki e, gittik geldik, ifade verdik, soruşturmalara uğradık filan. Her ne anlattıysam ciddi aldılar. Kaldı ki şeyi göreceksin. E, karar gerekçelerinde. sürekli kitaptan alıntılar var ve e, hakim e, şöyle demiş, yani böyle yazan birinin Nasıl bir hakaret etmek amacı olabilir ki? Telifte de aynı şey. Kitabın evet, yazarı evet. daim dilmelerdir. Telif paylaşılmaz. Evet. Toplatma zaten iftir edildi karar tabii, olmuştur. Tabii, tabii. Ajda Hanım davaları kaybetti ama e, biz güzel bir kitap kazandık. <laughs> Sağ ol, eksik olma ya, eksik olma. Sonra ben abi, de gurur duyuyorum kitapla. Abi eline sağlık. E, ama sonra biz güzel bir kitap daha kazandık sizden. O en son çıkarttığınız obsesyon fantastik evet. bir hikaye. Hı hı. E, bir e, Sezen Aksu e, hastasının fantastik bir plan peşine düşme hikayesi. Benim Ajda Pekan hayranlığımın Sezen Aksu versiyonu gibi. Bu nedenle insanlar bu sen gibi gözüküyorsun ama bir yandan da sen değilsin dediler. Hayır ben değilim. Yani ben kendi e, koleksiyon hikayemi niye anlatayım ki? Ben bir antikahraman kahraman yaratmak istedim önce. Ve bu antikahraman kahraman üstünden memleketin halini anlatmak istedim gerçekten. Aklımda ne koleksiyon vardı ne başka bir şey. Ve adam inşaat mühendisiydi. Gerçi inşaat mühendisi olarak kaldı ama iş değiştirdi. İnşaat mühendisi olarak bunu anlatan romanı yazmaya başladım. 50-60 sayfada yazdım. Sonra baktım ki inşaat mühendisliğinden zerre kadar anlamıyorum. Her önüme takılan Hı. konuyu da aç Google'u sor filan zor. Teknik terimler şunlar bunlar. Evet. Tabii. Kullanabilirsin yanlış yapabilirsin evet, ama. Evet. Ulan dedim en iyi anladığın konu koleksiyon. <laughs> Gel bunu inşaat mühendisliğinden mezun ama bu işi değil de koleksiyon işini yapan ve bundan para kazanan adama çevir. Öyle yaptım. Kitap aktı gitti. <laughs> evet, evet. Değişik bir kitaptı. Ve e, hakikaten su gibi de okunuyordu. Ben bir gün içerisinde sabah başladım. Akşamüstü bitmişti. Evet adam Sezen Aksu'nun Çince söylediği bak Çin Çin'de basılan değil ya da Japonya'da basılan Çin, evet. bir plak değil de Çince söylediği. <laughs> bu aslında inandırıcı bir şey. Neden tam da şeyin üstüne bu fikir gelmişti aklıma? Ajda Pekkan'ın Japonca söylediği plak. Ajda Pekkan'ın Japonca söylemiş. İlk duyduğumda saçmalamayın ya dedim. Ajda Pekkan niye Japonca söylesin? Söylemiş Murat Ajda Pekkan Japonca söylemiş. Evet. Dolayısıyla kitaba Çince söyleyen Sezen Aksu koymaktan hiç imtina etmedim. Gerçi sonuçta sahte bir eee plak, plak oldu ortaya <laughs> çıkıyor ama hikaye böyle sonuna kadar gidiyor. Evet, çok güzeldi. E, fakat abi e, senin e, kitapların arasında benim her zaman başucumda tuttum, çalışma masamda hemen önümde duran herhangi bir sanatçı hakkında bir şey yazacaksam kaynak kitap el kitabı olarak kullandığım kitap. Bana göre de senin literatüre katkı yaptığın kitaptır. Bak bir varmış bir yokmuş. Benim merak ettiğim e, abi bu kitabın üzerinden e, epeyce geçti. 20, 20 20 küsürü yıl geçti. E, bir güncelleme, bir yeni baskı, bir ek bir şeyler olacak mı bu kitapla ilgili ya da ikinci yıl olacak mı? Bunda güncelleme yok kitap e, nitekim bu kadar zaman içinde çok az hatalar barındırdığını ortaya çıkardı ve daha sonra iletişim bu hataları zaten ikinci üçüncü ve diğer baskıda düzeltti. Evet. Ama devamını yazıyorum. Hadi ya 20 küsür 20 yıl küsür yıl bugüne sonra. kadar getireceğim. Yani gelecek yıl biterse gelecek yıla kadar getireceğim kitabı. Adı belli. Ben önce isimleri koyarım. Bu bana kolaylık e, gösterir. Bak bir varmış, iki yokmuş. Bak bir varmış, <gülüyor> bir, <gülüyor> bir yokmuş. Bak bir varmış, iki yokmuş. Neden bak bir varmış, iki yokmuş? Sadece böyle ee, söz oyunu, oyunu filan değil. Son 20 yıl bu kitabın anlatmaya çalıştığı 50-55 yıldaki yıllara göre müzik açısından epeyce yerlerde. Müzik kalitesi, e, şarkılar vesaire epeyce yerlerde. Bu nedenle tamam bir var ama iki de yok. Bir varmış iki yokmuş. Yani yok olanlar bu son 20 yılda iyi olanlardan fazla. Bütün malzemem hazır. Neyse ki yine dijital çağa geliyoruz. Neyse ki artık malzemeyi bu kitapta yaptığım gibi gidip kütüphanelerde mesai yaparak gazete ciltlerini, dergi ciltlerini önüme alarak notlar alarak filan değil. Malzemenin kendisi zaten dijitalden akıyor. Ama e-mail'lerle akıyor. Ama gazete haberleriyle akıyor. Ama diğer kollardan akıyor. Sürekli topladım. İş kalmış, iş şey de kafamda. Bak bir varmış, iki yokmuşun getirdiği şeyle beraber açtığı pencereyle beraber. Her şeyde kafamda müzik yine vardı. Müzik, i̇lk önce müzik vardı diye başlar bu kitap. Müzik yine vardı ama diye gidecek. <laughs> Peki o zaman e, abi e, yani e, son 20 küsür yıla gelecek olursak senin için son 20 küsür yıla yani o ikinci kitapta e, kaleme aldığın konularda müzik dünyasında en büyük değişiklik milenyumdan sonra hangi başlıklarda kendini gösterdi? Bir hepimizin üzerinde mutabık kaldığı konu canlı müzik yokluğu. Yani müziği nasıl bildik biz Muratçı? Müzik müzik böyle bir şey değil mi? Sen ben eğer müzisyensek karşılıklı birer enstrümanı alacağız elimize. Ben bunu çalacağım, sen şunu çalacaksın, diğeri başka bir şey çalacak. Bir solist varsa da eğer vokalle katılacak ya da vokal yoktur filan. Ama müzik o. O enstrümanlardan çıkandır müzik öyle değil mi? Zaman değişti. Yani bu kitabı yazdığım dönemlerde de vardır. Bu synthesizer çıktı. Vardı. Zaman değişti, klavye daha fazla devreye girdi. Evet. Zaman değişti. Bilgisayar katkısı da girdi. Programlar gelişti. Ama hep bir karma durumu vardı. Yani canlı müzik gerçek enstrüman artı bilgisayar sesleri vesaire gayet de iyi harmanlar çıkabiliyordu. Ha bana sorarsan ben sürekli olarak canlı müzik isteyenlerdenim ama peki şeye de razıydım. Bir harmana da razıydım. Fakat geldiğimiz dönemde Murat artık biliyorsun e, canlı müzik yok. Bilgisayar sesleri. Bilgisayar seslerine de bir müzik tutkunu olarak vallahi itirazım yok. Hiç yoktan iyi dinlerim, dinliyorum da. Benim itirazım o makineleşmeye, o konfeksiyonlaşmaya. Ya aynı altyapıyı kaç şarkının altında görüyorum. Suni Sound'lara. Suni Sound'lara. Aynı şeyi kaç şeyin altında görüyorum. Özellikle bu, demin bahsettiğim konu var ya, çok daha rahat dijital müzik dinlemeye başladım diye. Mesela e, dün hevesi gün Kim Wilde'ın şeyini indirdim. Kim Wilde'ın ilk üç albümünü remixlerle beraber dörtlü bir kutu yapmışlar. Ben yer yokluğunda kutuyu almadım da şeyi indirdim yine. Dijital. Evet. Kim White çok sevdiğim kimse. Kimileri ciddiye almaz onu bir rocker olarak ama ben Kim White benim çok sevdiğim bir rockçıdır. Neyse Murat ilk üç albümündeki bazı melodiler, bazı ufacık melodiler daha sonra insanlar bunlardan şarkı çıkarmış. Doğru. Şarkı çıkarmış. Looplayarak. Evet, looplayarak, kopyala evet, yapıştır yaparak evet, vesaire evet. vesaire. Evet. Yani demek istediğim insanlar o akustik zamanlarda şarkının üstüne de düşünürlerdi. Oldu mu, olmadı mı? Ee, güzel mi değil mi? Burayı değiştirelim mi, değiştirmeyelim mi? Fakat bu bilgisayar çağında insanların buna da vakti kalmadı. Yapıyorlar. Pat diye aynı gün yayınlıyorlar dijital olarak. Kolay ya. Üretim süreçleri çok kısaldı. Çok kısaldı. Paylaşma e, süreçleri de çok kısa zaten. Evet. Birkaç gün içerisinde ne netice alırsa o aşağı yukarı şarkının kaderini belirliyor. Zaten ömrü çok uzun olmuyor. Evet. Diyelim ki çok sevildi. Çok çok sevildi. İşte çok dinlendi. Hani fake olarak değil de sahte dinleme sayısı olarak değil de gerçekten dinlendi. Murat yine bir şey olmuyor. Beş gün sonra o şarkı yok orada da. Evet, evet. Bu kadar kısa. Evet. Çünkü insanlar artık yıldıza söyleyene stara bakmıyor. Şarkıya bakıyor bugün bunu dinlerim diyor. Önüne daha sonra bu dijital platformlar başka bir şey getiriyor. O da ona dalıyor. Ben eleştirmenliğin de eleştirinin de öldüğünü düşünüyorum. Sırf bu nedenle dijital platformlar aynı zamanda eleştirmen de oldu. Aynı zamanda DJ de oldu. Aynı zamanda plak firması oldu filan falan. Her şeyi onlar belirliyor. Ve o standarta gidiyor. Nasıl zamanında MTV ve bizde kral e, müziğin mahfına teklifleşmesine sebep olduysa evet. şimdi de dijital platformlar aynı görevi görüyor. Aynı tip müzik yapılmasını sağlıyorlar. Kendi yerlerine rahat dönsün diye. Sadece süre olarak değil ritim olarak da bilmem yapı olarak da vesaire vesaire ve bu müziğin giderek kilitlenmesine yol açtı. Fakat abi ben senin yazılarında ve ilgi alanlarında şunu gözlemliyorum sen yenilere de çok ilgilisin özellikle yani hipapçıları rapçileri de mercek altına alıp inceliyorsun ve dinliyorsun hatta sevdiklerin olduğunu biliyorum ki bana yeni jenerasyonun e, üretim ve tüketim kalıpları denince en çok son mainstream hip-hop rap geliyor aklıma. Hı hı. E, mesela oradaki anlatım dilini, e, tavrı ya da e, duruşu nasıl buluyorsun? Çok önemli buluyorum. Rap'in yükselişi, hip hop'un yükselişi de çok çok önemli. E, çünkü e, bizim Türk e, Türkçe pop müzikte eksikliği her zaman hissedilen şey eleştirellik. Ha evet, politik müzik her zaman olmuş. E, bu müzik e, Kızılırmak gibi işte Grup Yorum gibi, Diğerleri gibi gruplar da çıkarmış. Ama rap bunu çok daha keskin bir biçimde yapıyor. Ama şuna takılırım her zaman e, sözleri anlayamıyorum. Yani belki rap'in ritim yapısı nedeniyle telaffuzu Evet. algoritması. Evet, anlayamıyorum. Ancak Google vesaire gibi sitelere girip şarkının sözlerini önüme getirdiğimde ve onu takip ederek dinlediğimde anlıyorum ve o zaman ağzım iki karış açık kalıyor. İnanılmaz sert sözler, İnanılmaz sert sözler. Ya diyorum bu ne cesaret? Bunu, bunu böyle dile getirmek, böyle söylemek ne cesaret? Birkaç arkadaşla bunu konuştum. Abi cesaret tam da biraz evvel söylediğinden de değildi, söylediğinden dedi. Onlara da anlamadığımı anlatmıştım anlaşılmayacağını umuyorlar dedi. <laughs> Sözlerin kolay kolay anlaşılmayacağını umuyorlar ve dikkat çekmiyor. Ancak işte senin gibi altına bakalım ne yazmış vesaire dendiğinde anlaşılıyor. Demek istediğim şu, ülkede istiyorsa her şey iyi gitsin. Bizim ülkeden bahsetmiyorum, herhangi bir ülkede. İsterse çok iyi gitsin, isterse çok kötü gitsin, isterse ne iyi ne kötü gitsin. Eleştirellik olmalı. Eleştirelik hayattır, gelecektir bir şeylerin altını çizmen lazım. Ama bizim popüler müziğimizde bu epeydir yapılmıyor. Hele hele 2000'ler ve sonrasının popüler müziğinde. Birkaç rock grubu çıkacak da ki biliyorsun 2000'ler ve sonrasında en iyi sen bilirsin hatta. bizim rock grupları arabeskin kanadına takıldı. Tabii, tabii. Sözler de arabesk, dünya algılayışı da arabesk vesaire vesaire. Hip hop da öyle oldu. Hip hop da öyle oldu şimdi evet görüyorum o sample'lar filan en ağır arabesk şarkılar. Hatta halk müziğini sanat müziğini bile arabeskle harmanlayarak söyleyenler çoğaldı. Evet doğru doğru ama iyi örnekler de var isim evet. sorma bu isim de büyük takıntı onlarda. Gerçekten öyle isimler koyuyorlar ki kendilerine zannedersin 007 James Bond'un firmasından çıkmış adamlar bunlar öyle zor isimler. Harf ve rakam karması artı sözcükler filan. Onlar da şeyi keşfetmiş olabilir mi Murat? Bunu ilk defa aklıma getiriyorum. Nasılsa isim ezberlenmeyecek. Sonra unutacaklar, başka bir şey dinleyecekler. Onun için ne, ne isim koyarsan koy geç de olabilir mi emin değilim. Farklı olma arayışları. Belki. Ama farklı olma arayışları da bir süre sonra kendine tekabül ediyor. ...ve tekrara düşüyor... Evet. ...tıpkı bir zamanlar uzun isimli grupların çıktığı gibi... Evet. ...en az üç kelimeli... Evet. ...vesaire... Evet. ...ama bunun dışında da popüler müzikte sevdiğim gençler var... ...mesela aklıma şey geliyor... ...Melisa Uzunarslan... ...Kemanist... ...Teoman'a da evet. çalmıştır filan... Evet. ...Billur gibi bir ses... ...Billur gibi bir vokal... Ee, ...Şenay Lambaoğlu... ...inanılmaz bir ses... ...ne yaparsa doğru yapan seslerden... ...başkaları da var öyle... Demek istediğim aslında müzikten ümit kesmemek lazım. İyiler bir şekilde ortaya çıkıyor, kazınlıkta az, kalıyorlar ama iyiler ortaya çıkıyor ve güzel şeyler yapıyorlar. Şöyle de düşünebiliriz, belki de bu kitapta bahsettiğim 60 ve 70 ki popüler müziğimizin en altın dönemleri derim onlara. Belki orada da kötü çoktu. Nedir onları hatırlamıyoruz fakat bugüne Kesinlikle. gelmedikleri içindir. Tabii. Tabii, evet. Tabii. Dolayısıyla belki kötü hep olacaktır Abi e, senin yazıların için e, Genel olarak e, Söylenen şeylerden biri Bir sanatçıyı ya çok sevdiğin ya da hiç sevmediğin Gri tonların eksikliği O manada bazı sanatçılar için fanatik olduğun e, Bu senin için ne kadar gerçekçi bir yorum Bir de bir sanatçının Bir senin fanatiği olmak Müzik yazarlığı için Eksi bir şey midir artı bir şey midir Kendimden e, örnek vererek konuşayım Herkes için bu değişebilir Murat ama şöyle, son derece öznel olduğum söylenir. Evet, dinlerken öznelim. Son derece öznel olduğum söylenir. Evet, Twitter başta olmak üzere sosyal medyada öznelim. Çünkü orada ben Twitter'ı ve diğer sosyal medyayı büyük, dev bir mahalle kahvesi gibi kabul ederim. Oturmuşuzdur o dev kahvede karşılıklı sohbet ediyoruz. Ama yazarken hayır öyle değilim. Yazarken gerçekten elimden geldiği kadar nesnel olmaya gayret etmiş biriyim. Kimi zaman başarmış, kimi zaman başarmamış olabilirim. Ama bu gayretim hep vardı. Şey çok tuhaf olmaz mı? Eleştirmen olmaya niyetli birinin sürekli olarak e, öznel bir pencereden bakması. Hayır, o zaman anılarını yazmış oluyorsun ya da şahsi olarak Naim'in fikrini yazmış oluyorsun. Ya da deneme yazmış oluyor. Evet, ben Naim, eleştirmen Naim Dilmen olarak bazı şarkı, albüm ya da diğer gelişmeleri dinleyiciye anlatmak için yazıyorum. Yani tanısınlar, ilgi duyuyorlarsa dinlesinler, duymuyorlarsa dinlemesinler gibi. Yani yazarken e, asla öznel o olmadım. Olmamaya da gayret ettim. Dediğim gibi başarmış olabilirim, başarmamış olabilirim. Ama nesnel olmaya gayret ettim. Fakat şu da var, şu da var. En iyi huyum, bununla övünüyorum. E, Yazarlığımın iyi olup olmadığını ben bilmem. Bilmem Bilmemliğimin iyi olup olmadığını ben bilmem. Fakat bu huyumun çok iyi olduğuna eminim ve eleştirmelik hayatım boyu inan beni yanıltmadı. Ben karşımdaki şarkıyı söyleyen grubun şarkıcının ruhunu okuyorum ya. İnan bana ruhunu okuyorum. Neden o şarkıyı yapmış olduğunu, bundan ne umduğunu, kaç konser kapmak istediğini, kaç tane plak satmak istediğini, kimlere şirin görünmek istediğini. Ve ben bunları çözdüğümde, şarkıyı dinlerken, yazar, yazarken dinliyorum ya. Ben bunu çözdüğümde bazı bulduğum sonuçlardan çok sinirleniyorum. Gerçekten çok Ve sinirleniyorum. Ve bunu kaleme alıyorsun. Ve bunu alıyorum. Evet. Aldığımda evet çizgiyi geçmiş olabiliyorum. Çizgiyi geçmiş olabiliyorum. Ama bu konuda kendimi haklı hissediyorum. Çünkü ben senin ruhunu okudum kardeşim diyorum. Sen açık havada 20 konser almak istiyorsun. Sen bu şarkıyla... 5-10 sevgili fazladan edinmek istiyorsun. Sen bununla bilmem kimlere şirin görünmek politik grubu anlamında. Şirin görünmek istiyorsun. Ben seni çözdüm. Ben seni çözdüm. Sonra Murat, onlardan gelen tepkilerle anlıyorsun ki yakalamışsın onları. Zülfiyar'a dokunmuş. Dokunmuşsun. Zülfiyar'a dokunmaktan evet. fazlası yakalanmışlar. Evet, evet, evet. Bu yüzden bu yüzden şöyle bir şey geldiği zaman anlıyorum ki ha yakalandın. O kim ki ben tanımıyorum onu. Ya evladım sen beni tanı demiyorum ki zaten umurumda değilsin şey anlamında gündelik hayatta tanışalım tanışmayalım anlamında beni tanıyor musun tanımıyor musun anlamında umurumda değil. Ben ta tanışmamak için bir yeni dostlar edinmemek için dört nana koşan biriyim İstemiyorum. gerçekten istemiyorum çünkü her dostlukta bir obsesyon. Kesinlikle. Dostluğu korumaya çalış e, gayret et filan falan orada yakalanıyorlar. Bu tip yazıların sayısı biraz fazla olunca bir zaman dahilinde işte Radikal iki sıralarında ya da sonra aa Naim Yenilerden nefret ediyor. Biraz fazla olunca ki bu da oldu. Biraz fazla aa Naim Yenilere yer çalışıyor. Halbuki mesele şudur. Ben kimseye yer almaya çalışmadım. Niye yer alayım ki? Nesnen olmak dışında iyi müzik yazarı olmanın kriterleri nedir diye soracaktım ama az önceki cümlelerinde tarif ettim bunu. Merak ettiğim şey başka, kendimden biliyorum onu. E, koleksiyoner olmanın faydaları nedir müzik yazarlığına? Faydası şu, e, her şeyi Google'dan arayıp ya da dijital platformlarını arayıp bulabileceğimiz zamanlar öncesinde ki sen de öyleymişsindir belki, bir şarkının ya da bir albümün ya da bir şarkıcının isminin yazılışını bile teyit etmek için de çok çaba harcardık. İşte benim dünya kadar müzik ansiklopedim vardı. Türkçe, İngilizce vesaire. Ee, bir sürü plak işte çıkar, kabından oku. Düzenlemeyi kim yapmış, bestecisi kimdi falan diye. Şimdi artık e, gir Google'dan, öğreniver iki dakikada. Ee, koleksiyonun faydası o zaman çoktu. O zaman çoktu. Bir de yine dijital platformlar olmadığı zaman şarkının ya da albümün bizzat kendisine ulaşmak da zordu. Ancak senin elinin altında olması gerekiyordu. Dolayısıyla diyelim ki albümü dinliyorsun ve bir şey yazıyorsun. O sırada aklına bir şey geliyor diyorsun ki ya bu burası bu gitar riffleri filanca kişinin filanca albümünde aynen tekrarlanmıyor muydu? Acaba bir benzerlik var mı? Bunu dediğin an kalkıp o albümü dinlemen gerekir. Yoksa yazamazsın. Belki hafıza yanıltıyor seni. Belki öyle değildir. Dolayısıyla koleksiyon buna yarıyor. Çıkartıp koyup dinliyordum. Aa evet lan aynı diyordum. Ya da yok ya karıştırmışsın benzetmişsin. İşte faydası buydu koleksiyonun. Her şey elinin altındaydı. Çünkü hazırda hiçbir şey yoktu. Ne dijital platform var, ne internet var, ne bilmem var, ne bilmem de. Bir şeyi öğrenmek istiyorsak onun kaynağını alıp hepimize koymamız gerekiyordu. Bu kitapsa kitap, plaksa plak, videoysa video. Kaç VHS kasetin var Murat? Mutlaka vardır. Var, halen var. <laughs> benim de benim beta kasetim bile var. <laughs> Benim evde hala beta video player durur ya. Kendi kaydettiğim TRT'nin yılbaşı programlarını vesaire dinlemek için. Evet. Yani koleksiyonun böyle bir faydası var. Madem o günlere döndük. E, abi e, senin hayatında özel bir anlamı olduğunu bildiğim o naif insanların naif şarkılar yazdığı dönemlere ait. E, Bülent Ortaçgil'in Benimle Oynar Mısın plağı. Çok Se, güzel. Senin için nedir e, ehemmiyeti abi? E, benim için ehemmiyeti şu. Bir kere ben e, Bülent Ortaçgil'i... Büyük şans ilk planından ama 70 ortasında yaptığı ilk 45'lik diye kabul edilen plak değil. 70 başlarındaki anlamsız 45'liğinden beri takip ederim. Niye o günden beri takip edersin dersen söyleyeyim. Ee, bir tarafında anlamsız bir tarafında yüzünü dökme küçük kız vardı ki ikisi de albüme, ilk albüme dahildir. Bu 70'ler. 75-76. Evet. Bu bahsettiğim plakta 70-71. O kadar farklı bir yerden bakıyordu ki olup bitene. Demin dedin ya gençlerle fark ne, olaylara, bakış açıları başka yere O kadar farklı bir yerden, o kadar naif bir yerden bakıyordu ki olup bitene. Dedim ki böyle bir mantıkla bakan insan herhalde dünyanın en iyi kalplerinden biri olmalı. Evet, o günden beri takip ediyorum. Dünyanın en iyi kalplerinden biriymiş. Bülent abi her açıdan iyi müzisyen olduğu gibi iyi ruhlu, iyi evet. kalpli insandır. Şarkıları bugünlere gelmeme sebep olmuşlardandır güç alarak, onlardan güç alarak bu günleri görebilmemde sebep olmuşlardandır. Nitekim e, daha sonra yaptığı her şeyde, her şarkıda, her şarkının her harfinde hiç yanıltmamıştır beni. Hepimizin üzerinde büyük emeği var. Çok. Bülent abiyle e, tanışmamış olanlar üzerinde bile büyük emeği var. Kesinlikle. Herkese e, dokunmuştur ve bir şey söylemiştir onlara. Hala dokunuyor. Evet. Hala Abi, dokunuyor. İzin olursa albümü, adını veren parçayı dinleyelim. su olsam, ateş olsam Göklerdeki güneş olsam Konuşmasam, taş olsam Yine de oynar mısın? biliyorsun Bülent Ortaçgil e, tribüt albümü memlekette yapılan ilk tribüt albümdür. Sonra arkası çorap söküğü gibi geldi. Bu benimle oynar mısın da aslında Hümeyra'ya verilmiştir. Ve Hümeyra'nın bir versiyonu vardır, yaptı. Hümeyra bana evden dinletmişti, o da olağanüstü bir versiyon yapmış. Ama şanssızlığa bak ki Hümeyra o sırada bir piyanistle evlendi, Amerikalı bir piyanistle evlendi ve San Francisco'ya yerleşti bir süre için. Albümün hazırlığı da, Bülent ki Tribüt albümünün hazırlığı da o sıralarda tamamlamaya çalışıldı. Hümeyra Amerika'da ya da burada kal kalan evinde o şeyi bulamadı. Versiyonu bulamadı ve dolayısıyla o versiyon Tribüt albüme ha. geçemedi. Ama bir yerlerde, evet. bir gün umut kesilmez, bir yerlerde... bulunur bir kaset üstündedir çok net hatırlıyorum evet. Hümeyra'nın Beşiktaş'taki evinde dinlemiştim bir yerlerde Hümeyra'nın benimle oynar mısın versiyonu vardır ve eğer bunun da yayınlanırsa çoğu insan cenneti görmüş gibi olacak <laughs> hiç bilmiyordum ama bunu evet, da öğrendim evet, çok evet. iyi oldu abi çok teşekkürler geldiğin için şahane sohbet oldu ben teşekkür ediyorum seninle sohbet her zaman güzeldir sağ olasın ee, sağ ol, ol varo var abi Plak sohbetlerinin bugünkü konu müzik yazarlığının değerli kademi ustamız Naim Dilmen'e görüşmek üzere